Dünyanın her tarafında, İstanbul'da dahil, büyük şehirlerde gerçekten trafik giderek keşmekeş hale geliyor. Ve tabii ki çözümler ortaya konuyor. Bunlardan bir tanesi de uçan otomobil konseptleri olarak kamuoyunun bildiği otonom araçlar veya insanların kullandığı araçlar. Ülkemizde de bu konuyla ilgili çok önemli adımlar atılıyor. Baykar'ın Cezeris'in ilk uçuşunun videosunu sizlerle paylaşmıştık. Ve bu pazara enteresan bir şekilde Türk Hava Yolları Teknik de girdi. Türk Hava Yolları Teknik, TEN'in bir alt şirketi. Uçak bakımı konusunda bölgenin, dünyanın en önemli şirketlerinden bir tanesi. Ama önemli bir ARGE projesine imza atıyor. Bu uçan aracın adı Esinti. Esinti yaklaşık 150-200 kişiden oluşan bir ARGE ekibinin ürünü. 8 adet motora sahip. Gördüğünüz gibi her tarafta, her kolda ikişer tane motor var. Bunlar fırçasız, elektrik gücü oluşturan, elektrikle çalışan, bataryadan gücünü alan motorlar. Altta ve üstte üçer palli pervane var. 4 tane var bunlardan. Gördüğünüz gibi aynı bir helikopter gibi bir kızak sistemi, skid olarak adlandırılıyor. Bunun üzerine inip iniş kalkış gerçekleştiriyor. Çalışmalarda şu an yer testleri yapılacak önümüzdeki aylardan itibaren. Kasım gibi yer testlerinin başlaması hedefleniyor ve ilk uçuşunda Mart 2022'de gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu tek kişilik bir hava aracı olacak ve bu hava aracı içerisinde yaklaşık 80 kilogram ağırlığında bir yükü kaldırmak veya insanı kaldırmak mümkün olacak. Tabii ki proje devam ediyor. Önce 80 kilogramla başlayacak ama sonrasında 2 kişilik veya gelecekte 4 kişilik modellerinde tasarımı hedefleniyor. Burada Türk Hava Yolları'nın böyle bir işe girmesinin nedeni ne diye sorduğunuz zaman, bunun arkasında Türk Hava Yolları'nın bir sürü şirketi var. Kargo, şehir için kargo yapılabilir, yolcu taşınabilir veya meydanlar arasında yedek parçanın taşınması bile hedefler arasında yer alıyor. Bu pazarla ilgili Çin'in çok önemli adımları var. Bir taraftan bakıyorsunuz Avrupa'da Airbus bir havacılık devi ve Airbus'un aynı zamanda da bir helikopter şirketi var. Airbus Helicopters. Onun arasında da çeşitli tasarımlar yapılıyor. Kentsel ulaşım çözümleri olarak adlandırılıyor bu. Ve farklı konseptler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Tabii ki en büyük sorun sivil havacılık konusundaki kuralların henüz daha tam yaygınlaşmamış olması, tam konulmuş olmaması. Bu konuda da adımlar atıldıkça bu işin daha da gelişmesi hedefleniyor. Esinti HT-488'in teknik özelliklerine baktığımız zaman, biraz önce de belirttiğim gibi faydalı yükü 80 kilogram, yani bir insanı, bir kişiyi taşıyabilecek şekilde. Boyutları 4.1 metre 4.6 metre, maksimum kalkış ağırlığı da 407 kilogram. Havalandığı zaman 6500 feet'e, yani yaklaşık 2200 metre yüksekliğe kadar çıkıyor ve hedef bu uçuşlar sırasında maksimum saatte 115 kilometre hıza ulaşılması, menzil içinde mevcut batarya ile birlikte 48.4 kilometre, yani havadan uçtuğunuz zaman İstanbul'un iki yakasından çok rahatlıkla bir yere kadar gidebilecek özelliklere sahip olacak.